Herkese merhaba. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. İstanbul Hepimizin ekibi tarafından hazırlanıyor programımız. Bu hafta aslında bir istisna yapıyoruz. Çünkü Itırak Doğan, sevgili Itırak Doğan, aynı zamanda İstanbul Hepimizin ekibinden birisi. Aynı zamanda Şehir Hepimizin moderatörlerinden birisi burada konuk olarak var. Çünkü bu hafta kendisiyle TESEV'in hazırladığı Ocak ayında yayınlanan raporunu konuşuyor olacağız. Burada yayınımızın bir tarafında Itırak Doğan, TESEV'in araştırma direktörü kendisi. Diğer tarafında Skype'tan bize katılan araştırmacı akademisyen Ulaş Bayraktar, raporun kendisi yazarı aramızdalar. Raporun ismiyle başlamak isterim. Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İşbirlikleri adlı rapor. Bu aslında daha büyük bir projenin sanırım çıktılarından sadece birisi. Zaten ilerleyen dakikalarda bunu konuşma fırsatımız olacak. Öncelikle hoş geldiniz yayına. Ulaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Evet, isterseniz aslında direkt konuya girelim. Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İşbirlikleri raporu. Yönetişim kelimesi aslında bizim de çok sevdiğimiz, yıllardır bayağı kullandığımız ama aslında belki daha derinliklerini keşfetmemiz gereken, aslında ne kadar uygulamada etkin, onu tartışmamız gereken bir noktadayız. Bu raporda çok güzel bir zamanda geldiğini düşünüyorum ben. Öncelikle TESEV'i bu raporu hazırlamaya iten neydi? Teşekkürler. Teşekkürler önce davet ettiğin için. TESEV 94'te kurulmuş bağımsız bir düşünce kuruluşu. Demokratikleşme için çalışıyor. İyi yönetişim odaklandığı alanlardan bir tanesi. Son yıllarda kente özellikle odaklandık. Dolayısıyla Şehir Hepimizin programına da çok ilgili içerik üretmiş olduğu için sık sık konuk oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi kentte demokratikleşme, kentte iyi yönetişim konularını çalışırken sorunlardan bir tanesi de kenti yönetenlerle, yerel yönetimlerle sivil toplumun işbirliklerinin eksik kalması, bunun iyileştirilmesi için neler yapılabilir fikriydi. Evet. Bu alanda aslında buna benzer bir sürü daha önce çalışmalar yapıldı. Ancak bu raporun çıktısı olduğu projemiz daha demokratik yerel yönetişim için sivil toplumun güçlendirilmesi adlı bir projemiz var. O projenin bu alandaki yaratacağı iki fark, bir tanesi veriye dayalı çalışma, veriye dayalı politika yapılması, veriye dayalı çalışma. Bir tanesi de bu işbirliklerini kolaylaştıracak bir dijital araç, katılım aracının oluşturulması. Bu her ikisi için de böyle bir rapora ihtiyacımız vardı. Neden bahsediyoruz, durum nedir? Bunu görebilmek için 10 kentte uygulanıyor proje. Çok hızlıca İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirler, Kars, Van, Adana, Gaziantep, Sinop, Yalova, Burdur. Evet, hızlıca söylemek için böyle bir coğrafya şey yapıyorum kafamda. Ondan sonra burada işte durumu anlayalım diye bir tespit raporu aslında. Evet. Ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Şişli Belediyesi de onu paylaştılar. Projenin ortakları. Evet. Bu bir Avrupa Birliği fonuyla yürütülen bir proje. Evet. Aynı zamanda denge denetleme ağı da iştirakçımız. Fantastik. Peki Ulaş, bu projede olmak, bu projenin raporunun yazarı olmak senin için önemli neydi? Malum ben birkaç defa bu ekranlardan da söyledim. Artık ben boş zamanlarımda bu tür araştırmalar yaptığım için bu fırsat verilmesinden çok mutluyum tabii. Artık hani esnaf olarak hayatımı sürdürdüğüm için. Bunun bu proje yani çok sevgili dostlarla birlikte ve çok çok kapsamlı bir alanda, birazdan belki konuşuruz, çok özgün bir metodolojiye dayanan bir projede yer almak, o verilerin analizini yapma şansına sahip olmak çok çok keyifli bir süreçti. Peki o zaman hemen buradan aslında metodunu biraz daha belki derinlemesine tartışabiliriz. Sanırım KON'da da bu süreçte dair. Şöyle, niteliksel ve niceliksel aslında metodları burada birleştirdik. Bir ulusal anket yapıldı. Niceliksel tarafında bütün sivil toplum örgütleri, yani bütün Türkiye'deki sivil toplum örgütleri örneklemiyle hem kendi kapasiteleri, yönetimsel kapasiteleriyle ilgili sorunları nelerdir, hem de belediyelerle, bu projede kamuyu belediye olarak yerelde tanımladık, belediyelerle işbirlikleri ile ilgili sorunlarını, durumu anlayacağımız bir anket yapıldı. Niteliksel olarak da biraz önce saydığım 10 proje kentinde ki yerel uzmanlar yine aynı soruya daha niteliksel metodlarla hazırladıkları raporlarla
cevap buldular. Ancak o raporlarda bir de üzerine taslaklarını her kentte belediye ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdiğimiz, aynı masada toparladığımız yuvarlak masa toplantıları yaptık. Her uzman taslak raporunu paylaştı. Sivil toplum ve belediye temsilcileri o raporun üzerinden görüşlerini, yorumlarını ilettiler. Nihai halini aldı o raporlar. Böyleliklerimizde 10 tane yerel rapor, bir tane de ulusal anket olmuş oldu. Evet. Sonra sevgili Ulaş'a bunları ilettik. O da sağ olsun analizini yaparak bugün tartıştığımız raporu hazırladı. Evet, aslında yani rapor özellikle ortaya çıkan verilere bakıldığı zaman o kadar geniş bir veri seti var ki ortada. Sanki her farklı anda çalışan sivil toplum kuruluşları bu datalardan kendi alanlarına yönelip daha derinlemesine çalışmalar yapabilir. Kesinlikle öyle. Aslında sivil toplumun resmini çeken bir çalışma diyebiliriz bu. Öyle. Yani bu alandaki en taze veri en başta. Evet. Zaten bizim bütün raporlarda bir yandan işte kamu politikalarına etki etmek, onun savunuculuğunu yapmak. Çünkü düşünce kuruluşunun bir işi de o. Evet. Sadece hani araştırma yapmak değil, bulgular temelinde politika önermek ve bunun savunuculuğunu yapmak. Ama diğer yandan da diğer paydaşlara, sivil toplum çalışanlarına, akademisyenlere, diğer kent paydaşlarına ilham vermek ve başka çalışmalara da kaynak olmasını sağlamak. O açıdan hani raporu web sitesinden indirebilir ilgilenenler. Gerçekten ilginç anket sonuçlarıyla yeni yeni sorular, yeni yeni projeler üretebilirler aslında. Ben raporun giriş bölümündeki, yani rapor bulgularını tartışmak için aslında giriş bölümünde Ulaş'ın yazdığı bir cümleden yola çıkmak isterim. O da diyor ki, temel iddia yönetimden yönetişime geçişte sadece katılım imkanlarının tesisinin yeterli olmadığı, fakat bu araçları anlamlı kılacak kurumsal kapasite, ortam ve ilişkilerin gerektiği cümlesi var. Buradan açıkçası yani raporda da zaten onu görüyoruz. Aslında belki öncelikle sivil toplumun bir kurumsal kapasitesini, yani aslında sivil toplumun 2020 yılındaki Türkiye'deki durumunu analiz etmek anlamlı olabilir. Ortadaki bulgular, veriler eşliğinde Ulaş ne dersin? Şu anda sivil toplumun güncel durumu nedir ve kurumsal kapasite, iş gücü ne aşamada 2020'de? Yani tabii bunu böyle bir net, kısa ve öz bir şekilde cevaplamak zor. Biz sadece elimizdeki verilerin çizdiği manzaraya yorum yapabiliyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz belki, hani senin de altını çizdiğin iddiadan hareketle, hani sen başlarken çok sevdiğimiz bir kelime diye girdin yönetişime. Evet, evet. Ben aslında çok da haz ettiğim bir kelime değildir. Çünkü ona çok anlamlar yüklenir, sihirli. Sanki yani yerel yönetim değil, yerel yönetişim deyince her şey bir anda çok demokratik, çok şeffaf, çok hesap verilebilir oluyor. Sihirli gibi bir kelime. Yani bunlar bazı word denilen şey var ya, hani bir, evet bir temenni içeriyor ama bunun hayata geçişi ne yazık ki kolay olmuyor. Zaten bu yüzden de aslına bakarsan bu demokratik yönetişim artık böyle bir sıfatla kullanılma mecburiyeti içinde. İyi yönetişim diyoruz, demokratik yönetişim diyoruz, işte küresel yönetişim diyoruz, bilmem ne. Yani illaki bir şeyle, bir sıfatla, bir tanımlama ihtiyacı duyuluyor. Çünkü oradaki iddia da zaten ortaya koymaya çalıştığımız manzaradır. Biz Türkiye'de bir takım yasaları, kurumları, mekanizmaları kurarak bir demokratik yönetimin gelişmesini bekliyoruz. Oysa bu demokratik yönetim dediğimiz bir takım, hani bunu bir süreç gibi düşünecek olursak, bir takım ham maddelere ihtiyacı var. Bu şu demek, yani biz bir takım siyasal mekanizmalardan daha demokratik yönetim talep ederken, bu talep etme süreçlerimizi ne kadar demokratik kılıyoruz? Yani başkanlık sistemini başkanlık sistemini eleştiren bir dernek ne kadar yatay, ne kadar eşit, demokratik, adil bir yönetim hayata geçirebiliyor? Burada altına çizmeye çalıştığımız, yani birazcık çuvaldız meselesiydi. Durmadan iğneyle işte belediyelerden, belediye başkanlarından, merkezi hükümetten bir takım daha demokratik süreçler, işler beklerken, sivil toplum kendi içinde bu savunduğu, talep ettiği ilkeleri, prensipleri ne kadar hayata geçiriyor? Bunun aslında denemesiydi. Itır'ın da özetlediği gibi, şimdiye kadar benim bildiğim en kapsamlı, hem coğrafi olarak bu kadar geniş kapsamlı, hem de metodolojik olarak bu kadar zengin bir araştırmanın yapıldığını ben bilmiyordum. Yani 10 ilde hem mülakatlara hem yuvarlak masalara dayanan, bu kadar hem kapsamlı olmasının yanında bu kadar profesyonel bir anket şirketi tarafından yapılmış bir anket olması, sonrasında da bunun ulusal düzeyde bir masa, yuvarlak masa toplantısında
tekrar bir kez daha değerlendirilmesi ve sonrasında analize tabi kılınması bunu daha şey kıldı. Durayım mı yoksa bu ne bulduğumuza dair de? Şöyle anladığım kadarıyla en azından çalışmada yardımlaşma ve hak temelli dernekler özelinde ilerliyorsunuz. Yani o Konda'nın yaptığı bir anket metodolojisine dayalı daha sonradan ortaya çıkan bir sonuçtu aslında bu. Yani örneklemin ne kadar temsili çeşitli olduğuna dair bir yani fiili durumu belgelemiş olduk. Çünkü aslında sivil toplum diye bir toplumsal alandan bahsediyoruz ama o kendi içinde de bir takım adacıklardan oluşuyor. Yani bir takım kamu yöneticilerinin mesafeli durduğu sivil toplum örgütleri var. Ama sivil toplum örgütlerinin de mesafeli durduğu başka sivil toplum örgütleri var. Şimdi biz dernek diyoruz ama durmadan işte Ankara'daki toplantıda da altını çizmiştim. Durmadan bu hemşeri dernekleri veya muhabbet kuşu sevenler dernekleri, Mersin kebabını sevenler dernekleri biraz böyle üstten bakışta, yani bunlar zaten aslında kumar oynamak için açılan dernekler, bunlar tabela dernekler gibi daha böyle bir onları sivil toplumdan saymamak gibi bir eğilim burada da kendini gösteriyor. O yüzden de o hizmet ve hak temelli bunların sanki birbirleri iyi sivil toplum, kötü sivil toplum, demokratik sivil toplum değilmiş gibi bir hava yaratılıyor. Elbette ki bir işleyiş ayrımı var ama zaten bunu demokratikleştirme iddiası bütün bunların hepsine hitap edecek bir söylemle mümkün olabilir gibi bir hipotezimiz var bizim. Peki 2020'de sence bu sivil toplum kuruluşlarının ya da girişimlerin kapasiteleri giderek artıyor mu? Gönüllülük sayıları ne durumda? Onların bu verileri nasıl okursun bu bağlamda? Yani bu veriler şunu gösteriyor, ilginç bir şekilde aslında gönüllülük diye bir sivil toplumu ilgilendiren bir yasal bir statü yok. Yani sadece iş kanununa tabi kılınacak olursa ki bu konuda yazılmış, kesilmiş cezalar da var, sivil toplum örgütlerinin gönüllü çalışanı bulunması yasal zemini yok bunun. Yani yerel yönetimlerde gönüllü katılım var ama sivil toplum örgütlerinde yok. Buna rağmen ciddi sayıda gönüllüler var. Fakat bu gönüllülerin de hangi kapsamda, hangi koşullarda, ne için, ne kadar çalıştığını saptamamız mümkün değil. Çünkü bizim Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere dayanarak hareket ediyoruz. Onlar da sivil toplum örgütlerinin kendi beyanlarından hareketle bunu resmileştiriyorlar. Dolayısıyla bizim oradaki beyanda hangi derneğin kimi gönüllü saydığı, gönüllülükten ne anladığını şey yapmamız mümkün değil. Yani şu bir gerçek fakat özellikle 15 Temmuz ve daha sonrasındaki olağanüstü hal sürecinde hem dernekler bir takım bireylere karşı daha mütereddit, evet. Hem de sivil bireyler sivil toplum örgütlerine üye olmak, onların çalışmalarına katılma konusunda birazcık daha çekimser diyelim. Çünkü evet. Yani şu anda yasal bir dernek saydıkları bir dernek yarın öbür gün bir anda politik olarak sakıncalı kategorisine koyulup oradaki üyeliği, gönüllülüğü, çalışması, ilişkisi bir suçlama konusu olabilir. Yani evet. Çok taze bir örnek. İşte Urla'da görevden alınan belediye başkanının evet. Bu cemaatle olan bağlantısı bir iş adamı örgütündeki üyeliği mi, yöneticiliği mi ona ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla insanlar da mesela özellikle gençler yarın öbür gün iş bulma aşamasında, yarın öbür gün kamuya gelme aşamasında ne olur ne olmaz benim ayağıma bir engel olur diye burada tereddütlü oluyorlar. Hatta şu da toplantılarda dile getirildi. O süreçte birçok kişi, birey üyeliklerinin sildirilmesini talep ediyor. Yani istifa ediyor, o ilişkileri kesiyor. Dolayısıyla her ne kadar gönüllülük özellikle 90'lardan itibaren sivil toplum örgütleri çok güçlendi, çok popüler, cazip hale geldiyse de bu son dönemde birazcık daha çekimsel bir yönelimde olduğunu söylemek, teslim etmek lazım sanırım. Bir yandan da aslında
bir tane veri de rapordan okuyorum. Yasal zorunluluklar ve bürokratik işlemlerin faaliyet alanınıza ve işleyişinize etkisini nasıl tanımlarsınız dediğiniz zaman aslında da genel olarak tablo olumlu gözüküyor. Çünkü %67.3'ü sorun yaşamıyoruz olarak cevap vermişler ama bir yandan da dar bir hareket alanı var özellikle gönüllülük ekseninde. En azından bir belki kayıt dışı bir korku var. Ya bu tür verilere yani Bekir Bey'le de çok konuşmak istiyorum aslında. Hep bir fıkra anlatılır. Siz de biliyorsunuzdur. Bir tane gazeteci Diyarbakır'a gidiyor ve nasıl ortam diyor. Şahane diyor. Ondan sonra bir süre muhabbetten sonra bir ortaya çıkıyor ki adam çok şikayetçi. Diyor demin öyle diyordun, şimdi öyle diyordun. O diyor benim resmi görüşüm. Diyorlar özel görüşüm. Dolayısıyla bu tür anketlerde bu yanılma payı. Yani Fransa'da her zaman Le Pen'in oyu anketlerde düşük çıkar mesela. İnsanlar söylemezler. Yani Front National'e ulusal ulusal cepheye oy verdiklerini. Burada da hani şimdi şikayetçi misin dediğinde birçok dernek yok haşa ne demek. Hani yine aynı sebepten hani başımıza bir işi açmayalım işte. Muhtemelen öyle bir yanılgı payı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü özelde herkes en azından bu Derbis'teki üyeliklerin, üye değişikliklerinin online bilgiden girilmesinden rahatsızlık duyulduğunu herkes teslim ediyor bir yandan. Anlıyorum. Bir yandan da ama verilere baktığımız zaman hak temelli çalışan örgütlerin görece daha faal, belediyeler daha çok işbirliğine açık, Avrupa Birliği fonlarından daha fazla destek almaya yönelik en azından daha kapasitelerinin gelişkin olduğunu görüyoruz. Buna ilgili ne dersin? Yani şimdi oradaki sonuç itibariyle Türkiye'de hak temelli sivil toplum örgütü olmak zor bir süreç. Yani hem insani hem maddi hem aynı altyapı gerektiren bir süreç ve bu yani Türkiye'nin kendi gündemi değil, küresel dünya evrensel ilkelerle hareket ettiği için bu konulardaki görgüsü, ilişkisi, bağlantıları, dayanışması daha yoğun bir şey ve bu her ne kadar çok eleştirsek de yani Avrupa Birliği'nin fonlarındaki bürokratik teknik yaptırımları, zorlukları bu bir şeyleri öğretiyor. Toplumsal cinsiyeti öğretiyor, hesap verebilirliği, raporlamayı. Çünkü çok ciddi maliyetleri var bunun. Eğer bu süreçleri yürütmenin en azından fon verici kuruma karşı hesap verilebilir olmak zorunda. Bu yavaş yavaş diğer ilişkilerde de kendi iç ilişkisinde de bir teamüle dönüyor, bir uygulamaya dönüyor. Peki kamuyla ilişkilerinde ya da tam tersi kamunun sivil toplumla ilişkilerinde algı ne durumda? Yani orada ilk önce yani raporda altını çizdiğimiz bir nokta da oydu. Yani evet iğneyi batıralım ama çuvaldızı batıralım ama iğneyi de ihmal etmeyelim. Yani orada hep söylediğimiz bir şey şimdi belediyelere vatandaş katılımı, sivil toplum katılımını talep ediyoruz ama yani belediye meclis üyeleri ne kadar katılabiliyor belediye kararlarına, planlamaya, bütçeye? Onlarda da yani daha bu 1980 sonrasındaki yerel yönetim değişiklikleri çok açık bir şekilde aslında yürütmenin güçlendirilmesini hedefler. Evet. Yürütmeden kastettiğimizde belediye başkanıdır. Yani belediye başkanının ayağına dolanmasını istemez meclisin, encümenin, komisyonların. Dolayısıyla orada birinci handikap zaten belediyelerdeki işleyiş, karar verme kendi mensuplarına, kendi paydaşlarına bile açık değil. Bunun ötesinde daha sonrasında baktığımızda bir algı var. Sivil toplum örgütleri algısını baktığımızda işte anketlerde açıkça itiraf ediliyor aslında çok sarih bir şekilde. Yani bunlar diyorlar işte kahvaltı düzenler, yemek düzenler, piknik düzenler başka da bir şey yapmaz. Çünkü bir takım örgütlerin belediye başkanıyla ilişkisi makamında ondan bağış istemesi, davetiye, araç, salon istemesinden ibarettir. Onun neden olduğunu, neden istendiğini, onun nereye harcandığına yönelik bir hesap verilebilir bir ilişki olmadığı için, yani yine raporda ortaya çıktığı gibi kimsenin faaliyet raporunu yayınlayıp paydaşlarına iletmek gibi bir derdi yok. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmanın raporlama olduğu sanılıyor. Dolayısıyla bir sistematik bir hesap verilebilir olmadığı için belediye başkanı da gelip satılan davetiyeyi biliyor, istenen otobüsü biliyor, talep edilen salonu biliyor. Dolayısıyla belediye başkanları yani çok çok karikatürize ederek söylüyorum. Devamlı olarak onlardan
talep isteyen, sadaka isteyen, onlardan bir takım yardımlar, iyilikler isteyen örgütler geliyor ve bu çok net şekilde, hani bu raporda değil ama kendi kişisel gözlerimizde, yolunu değiştiren, yok dedirten belediye başkanları var sivil toplum örgütlerine karşı. Belki yani, burada aslında şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Bu tarz gayri resmi diyeceğim istekler aslında bir yandan da daha çok siyasi görüşünüzün yakın olduğu belediyeler elbette ilişkilerini de zaten getiriyor. Buna ne tabii dersin? Elbette. Yani o da net bir şekilde ortaya konuluyor. Yani bir tarafta İzmir'de mesela daha muhafazakar partiler, sivil toplum örgütleri şikayetçiyken, işte Doğu Anadolu'da kayyumun atandığı yerlerde, Güneydoğu Anadolu'da, o zaman da daha Kürt hareketine ya da Kürt kimliğiyle öne çıkan sivil toplum örgütleri rahatsız oluyor. Yani belediye başkanı da neticede kendisi bir güzellik, bir iyilik yaptığı hissiyatında olduğu için kendine daha yakın, daha akraba, daha aşina örgütleri destekliyor. Diğerleri de bir süre sonra zaten talep bile etmiyorlar nasıl olsa reddedilecek diye. Çok iyi anlıyorum. Mesela işte bu kamu kurumlarıyla ilişkiler kısmındaki verilerden bir tanesi aslında ilginç bir şekilde bunu gösteriyor. Aslında o mesela işte bir hukuk var belli ki, kamu kuruluşuyla protokol imzaladınız mı? Evet. Ama bir yerden sonra belediyenin bütçe planlamasında kurum olarak yer aldınız mı sorusuna ise %3, %4 sadece evet cevabını veriyor. Aslında bir yerden sonra hani belli ilişkiler var ama ilişkilerin resmiyete dönüşte, en azından politikalar etkisine bakıldığı zaman da giderek zayıflayan bir durum var. Sen ne düşünürsün? Yani oradaki protokollerin tabii şimdi bizim avantajımız, sadece anket verilerine baksaydık çok toz pembe bir tablo çizecektik hani resmi görüşlerindeyken. Ama birazcık daha mülakatlara baktığımızda o işin birazcık daha farklı olabileceği. Yani protokol imzalanıyor, yalan değil. Ama ne protokol? Şimdi hepimiz biliyoruz ki fon sağlayıcılar çok ortaklı projelere daha sıcak bakarlar. Yani TESE bu projeyi tek başına başvursaydı başka bir algı olacaktı. İşte belediyeyle, kent konseyiyle başvurduğunda başka bir şey. Aynı şekilde belediyeler de belli bir takım yatırım fonlarına, hibelere başvururken bir takım sivil toplum örgütlerini kağıt üzerinde paydaş olarak gösterip çok ortaklı yapılarının altını çizmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu protokoller aslında birazcık böyle, ne deniyor ona, hani yeşil kart almak için alınan evlilikler vardır ya kağıt üzerinde ki... şeylere de benziyor olabilir. Çok iyi anlıyorum. Peki belki burada Itır'a dönmek gerekir. Itır Hanım, evet, Şişli Belediyesi'ni ortak bu yüzden mi gösterdi? Evet, mesela buradaki beklenti, karşılıklı beklenti sizce sadece bir yani prosedürel bir ilişki midir? Yoksa niyet olarak bakıldığı zaman, en azından 2020'de kurum olarak ya da belki dinlediklerimiz olarak nasıl açmak istersin bu tabloyu? Aslında tam da işte kanunda hakkın var diyelim. İşte protokol imzalayabiliyorsun. Aslında meclis toplantılarına girme hakkın da var. Evet. Aslında işte şu bu veriye erişme hakkın da var. Mühim olan onu yapabiliyor musun? Uygulamada var mı? Evet. Aynı şekilde kent konseyleri. Kent konseyi gibi bir, çok vaktimiz de kalmadığı için birazcık onu söylemek isterim. Kent konseyi gibi aslında teoride son derece demokratik bir mekanizma var. Ama bunu demokratik nedenlerle, demokrasi için kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Çok. Dolayısıyla bu projenin bir aslında dileği de var olan hakları, var olan mekanizmaları demokratikleşme için, daha demokratik yerel yönetişim çok için işler hale getirmek. Onlara o demokratik işlevi kazandırmak. Sen biraz önce referans verdiğin aynı sayfada örneğin diyor ki, kent konseyini duydun mu? %93 he diyor, üye misin? %40 ya da %9'a kadar düşüyor yardım temellilerde. Yani %83'ü yardım temellinin biliyorum diyor. Ama sadece %9'u üyeyim diyor. Demek ama o var olan bir demokratik mekanizmayı kullanmamayı tercih ediyor. Evet, şimdi bizim evet. Burada işte neden kullanmıyor? Aslında bir önyargı var orada yani. Ama o önyargı haklı haksız. Haklı olduğu zaman şeyler de var. Yani kent konseylerinin gerçekten çok aslında sorunlu bazı uygulamaları da var. Evet. Ama çok başarılı kent konseyleri uygulamaları da var. Dolayısıyla yani. O başarılı olanlara biraz odaklanıp onları yeşertmeye çaba sarf edebilirsek, kaynakları da ona göre harcarsak belki daha işte işlevini kazandırmış olabilir diye de umuyoruz birazcık da o işlevler. Belki buradan aslında bir iletişimi tartışmak da anlamlı olabilir. Özellikle sivil toplumun kendi arasındaki iletişimi, kamu kurumlarına, yönetim kurumlarına yaptığı faaliyetleri iletişmesi. Bunlarla ilgili raporunuzda herhangi bir bulgu var mı? Ulaş'a belki söz verebiliriz burada tekrar. Tabii. Ya ben çok konuştum aslında, çok da hani sevgili koordinatörümüzden rol çalmak istemem.
Yani birçok bağlamda ortaya koyduk. Bunların hepsini belki de hani şey yapmamız zor. Birazcık hani senin sorunu bypass edip şu en önemli belki de o ortak noktası biz sadece şikayet eden bir rapor yazmadık aslında. Yani bu projenin bir anlamda amacı ve meramı da o. Yani bütün bu ortaya koyduğumuz sorunlara yönelik olarak bir araç öneriyoruz. Ona belki odaklanalım çünkü çok az zaman kaldığı için çok evet. Konuştuğum için belki ona doğrudan geçersek çünkü çok anlatırız. Yani rapor internette alın okuyun yani evet. Ben şimdi sen kaldığı yerden devam et Ulaş. Devam çok güzel. Yok ama o yani bütün bu hikayede en başta söylediğimiz, en başta ortaya koyduğumuz nokta hani bir diken iğneler çuvaldızlar. Evet işte yerel yönetim kendi içinde kağıt üzerinde Itır'ın biraz önce söylediği gibi kent konseyinin ötesinde belediye miyiz? Yani hemşeri hukuku diye bir hukuk var. Yani bütün dünyada öncü bir ilkedir bu. Katılımcı demokrasinin daha hiçbir teorisi yapılmamışken yani biz 1930'da yerel yönetimler yasasına hemşeri hukuku diye bir şey koymuyor. Hemşeri hukuku katılımcı hani yönetişim dediğimiz hani daha seksi söyleyelim. Yönetişim dediğim şeyi iksiri orada. Şeyi orada yani bütün formülü orada. Peki biz bu hemşeri hukukunu nasıl hayata geçirebiliriz? Bunun şeyi belli. Herkes kendi yaşadığı şehrin hemşerisidir. Oranın bir parçasıdır diyor. Peki bu parçası olmak bilgi alır, hizmet alır. Bunları denetler, oy kullanır, şu bu. Peki biz ilk önce haberdar olmamız lazım ne olup bittiğinden. Evet. Bu sadece Facebook'ta yayınlamak çok önemli bir adım. Yani bu meclis toplantılarını yayınlamak çok önemli bir adım ama bu anlaşılabilir olması lazım. Yani emsalin yükseltilmesinin sadece bunun söylenmesi eğer bir şehir planlama müteahhit değilsen, mimar değilsen, mühendis değilsen anlaman zor. Bunu anlaşılabilir kılacak, daha pedagojik bir şeye dönüştürmek ve bunun bir takibini yapabilmek önemli. Yani senin mahalleni ilgilendiren bir meclis gündeminden önceden haberdar olman lazım. Hey dostum bir şeyler oluyor. Senin mahallene dair bir tasarrufta bulunacak belediye. Bunun haberinin verilmesi lazım. Bunun anlaşılabilir bir şekilde yani masada ne olduğunun, neyin pazarlığının yapıldığının bilgisi olmamız lazım. Süreci izleyebilmemiz lazım. Sorumlulukları bunlardan nasıl müdahil olabileceğimizi bilmemiz lazım ki ondan sonra o hemşeri hukukunun bize verdiği hakları kullanabilirim. Sadece o hakların kağıt üzerinde tanınması biraz önce Itır'ın dediği gibi kent konseyleri örneğinde veya başka yerlerde yetmez. Bunun için bizim bilgiye, bunun bu bilgilerin bir talebe, bir müdahil olmaya yönelik araçları, yani sadece haberdar olmayacağım, sesimi de iletebileceğim. Aynı zamanda bir süreci, yani planda ne var? Bu plana ne kadar riayet ediliyor, nasıl riayet ediliyor, bunların da yönetilmesi için bir araçın gerekliliğine ve bunun mümkün olduğunu iddia ediyoruz aslında. Belki programın başına bahsettiğin TSEV'in aslında daha büyük çaptaki çalışmasında bu bir araçla dijital araç çalışmanız vardı. Belki onunla devam edebiliriz. Evet, TSEV son dönemde dijital politika araçları diye aslında farklı projelerine farklı amaçlar için araçlar üretiyor. Bu projenin de bir sonraki çıktısı aslında tam da Ulaş'ın söylediği gibi biraz önce bilgiye erişimi kolaylaştıracak. Yerel yöneticilerle sivil toplum arasındaki etkileşimi kolaylaştıracak. İzleme değerlendirmeyi, şeffaflığı, hesap verebilirliği biraz daha kolaylaştıracak. Ve en önemlisi işbirliklerini kolaylaştıracak bir dijital araç. Şu an halen geliştirilmekte. Dijital araçtan kastınız bir portal mıdır? Bu bir web sitesi olacak. Çok böyle hani alengirli kullanılması zor bir şey değil. Kullanıcı dostu bir şey olacak. Özelliği belediyelerin biliyorsun stratejik planları var. Evet. Stratejik planları interaktif hale getirecek bu web sitesi. Bu da ne demek? Her belediyenin koyduğu hedefler, alt hedefler ve onlara ulaşmak için faaliyetler ve o faaliyetleri ne zaman, ne kadar zamana yayacak göstergeler ve bunun için kaç para harcayacağı belirttiği stratejik planlar var. Bizim hazırladığımız bu dijital araçta ilk yurttaşlar, sivil toplum örgütleri ama herkes aslında bütün kentliler çok somut bir ibreyle belediyelerin kendi koydukları göstergeler üzerinden hedefine yüzde ne kadarına ulaşmış, hangi faaliyetlerle ve bunun için kaç para harcamış onu bir kere takip edebilecek. Bu çok önemli bir izleme, değerlendirme ve şeffaflık aracı olacak. İkinci projenin gayesini besleyecek olan özelliği de
faaliyetleri, belediyenin kendisi için planladığı, 5 yıllık planladığı faaliyetlerin istediği, kendi için bildiği, önceliklendirdiği faaliyetleri belediyeyle birlikte gerçekleştirmek için işbirlikleri önerme olasılıkları olacak. Ve geriye dönük olarak da diyelim ki senin işte İstanbul Hepimizin girişimi, diyelim bir belediyenin bir faaliyetiyle ilgili bir işbirliği önerdiğinde bir sonraki sene TESEV bakabilecek belediye 2020'de kimle işbirliği yapmışsak İstanbul Hepimizin girişimiyle şu faaliyeti hiçbir birlikte şeffaflık yaptı diye böyle bir şeffaflık olacak. Bu hem şeffaflık izleme değerlendirme hem işbirliği hem de işte ilham olsun biraz teşvik etsin sivil toplum örgütlerini diye. Çünkü gerçekten bazen çeşitli kısıtlarla, kapasite kısıtlarıyla, bazen de gerçekten bilmedikleri için, akıllarına gelmediği için yapmıyorlar. Bizim yani biz belediyelerle çok sık çalıştığımız için başka bir projede geçen gün bir belediyede üst düzey bir yetkili sivil toplum örgütleri ona hiçbir faydaları yok diyor mesela. Tamam yok olduğunu düşünüyor ama dersen ki aslında faydalı hale şöyle getirebiliriz ne dersiniz diye bir fikir verdiğinde tamam diyor. Açık aslında çok ama tamam. Aklına getirmiyor. Çünkü önceliği değil bir sürü uğraştığı başka çok şeyler yani. Var. Bir şekilde bir fikir verdiğinde, somut bir fikir verdiğinde aslında açık. Bu araç umuyoruz ki o somut fikirleri insanların önüne serecek ve teşvik edecek. Aslında mümkün oluyor. Yani bazen de yapabildiğin için yaparsın ya. Yapabildiğini görecek, görüp sanki o işbirliklerini kolaylaştıracak. Bu rapor sizin bu dijital araçları hazırlamanızda nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsun? Yani bir ufuk açıcı mı? Tabii nedir? Bu rapor bir kere tespit etti. Sorunlarımızı daha somut olarak önümüze serdi. Sağ olsun Ulaş'ın emekleriyle. Ve yerel uzmanlarımızın da tabii emekleriyle. Ve onun önerilerini aslında, yani 10 tane politik önerisi var raporun. Onları aslında bir araya getirdiğimizde gerçekten erişim, etkileşim ve katılım sepetlerini dolduracak öneriler. Bu araçta onun o öneriler ışığında aslında, yani eksik gedik diye gördüğü, ne yaparsak biraz iyileştirebiliriz durumu diye söylediği her şeyi barındıracak bir araç olacak. Fantastik. Onun için tekrar o 10 kente gidilecek, eğitimler verilecek falan filan ve devamı var projede. O zaman site açıldığı zaman tekrar seni burada moderatör olarak değil, tekrar konuk olarak ağırlamak dileğiyle diyorum. Ulaş'a son bir kez sormak isterim. Peki Ulaş, senin önünde, öncelikle rapor için tekrar eline sağlık. Senin önündeki yakın zamandaki çalışman ne duyabiliriz senden? Ya öncelikle şunu söyleyeyim, yani bu raporda ben sadece çevirmenlik yaptım gibi, hani gerçekten o kadar zengin bir veride aklıma düşenleri ortaya koymaya çalıştım ama burada altı çizilmesi gereken nokta, şimdi Itır böyle çok güzel konuşuyor falan, arkadaş ne güzel anlat heyecanlı oluyor değil. Bunu TESEV daha önce yaptı bunu, yani 95 İstanbul 95, hatta Antep ve İzmir'e de yayıldı galiba. Evet. Yani bu ekranda da bunun tartıştınız siz zaten, veriye dayalı politik araç geliştirme konusunda ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu önceki çalışmada gösterdi. Şimdi bu çalışma sadece sosyal harcamada, çocuk dostluğunda değil, genel olarak bütün kent yönetimine geliştiriliyor. Dolayısıyla bu bir niyet değil. Bu aslında daha önce atılmış bir adamın daha kapsamlı bir hale getirilmesi. Bu beni heyecanlandırıyor. Yoksa yani bunu öyle yapacağız, böyle yapacağız değil. Yapıldı bu. Yani Türkiye'de hiç yapılmadığı gibi bir şekilde yapıldı. Şimdi iddiayı geliştiriyor. Çok daha kapsamlı bir şey olacak. Çok heyecanla bekliyorum ben bunu. Yani işte burada sadece yasa, hak, hukuk, işte hemşeri hukuku 1930'dan beri var. Bunun hayata geçirmesi için bir aygıt gelişiyor, bir pratik gelişiyor. Dolayısıyla bunun kıymetini bileceğini umuyorum. Çok teşekkürler katkıların için Ulaş. Ne yapacağımı soruyorsan, Mersin'de bunu yıllar önce de söyledik. Mersin'in medyaskopunu kuruyoruz. Yakında karşınıza çıkıyoruz. Ben de niye cevap vermedin diye bekliyordum. Demek ki sürpriz sondaymış. Okey, heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler katıldığın için Ulaş. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Katıldığın için. Yeni projelerinizde mutlaka burada en azından seni tekrar konuk edeceğiz. Çok teşekkürler. Seve seve. Evet, bir haftalık Şehir Hepimizin programı daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşene kadar bizlerle iletişime geçmek isterseniz İstepimizin sosyal medya hesaplarından iletişebiliriz. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.